Almanya'daki tedbirler nedeniyle yaklaşık 600.000 kişi işinden olacak. Binlerce iş yeri kapanacak, iflas edecek. Sadece gastronomi alanında değerli izleyicilerimiz yılbaşına kadar 8.300 civarındaki işletmenin artık iflas noktasında geleceğini ya da iflas edeceği yönünde açıklamalar var. Bunun da anlamı şu: maalesef yine binlerce vatandaşımız, Almanya'da çalışan vatandaşımız işsiz kalacak anlamına geliyor. Koronavirüsle ilgili tedbirler beraberinde böyle bir tabloyu ortaya çıkartıyor. Umut ediyor ve bekliyoruz ki inşallah en kısa zamanda bu sıkıntı Almanya'da ve tüm dünyada atlatılır değerli izleyicilerimiz. Almanya'dan yine ilginç bir haber var. Koronavirüs tedbirleri yaklaşık 20.000 kişinin katılmış olduğu bir gösteriyle protesto edildi. Yaklaşık 20.000 kişi. Almanya'nın Leipzig kentinde yapıldı bu protesto ve protestoya katılanların hiçbirinde neredeyse maske yoktu. Sosyal mesafeyi zaten tanıyan yoktu. Alınan tedbirleri protesto ettiler değerli izleyicilerimiz. İşte bu gösteriye katılanların herhalde %20'si artık koronavirüse yakalandı. Şimdi ben bu gösterileri anlamsız ve doğru bulmadığımı defalarca ifade ettim. Birileri bana özellikle komplo teorileri üzerinde duran pek çok kişinin videolarını izlemem gerektiğini ifade ediyorlar. Değerli izleyicilerimiz, bu kişilerin neler söylediğini ben biliyorum. Söyledikleri de doğru ya da yanlış demiyorum ben. Ben bu konuda bir yorum yapmıyorum. Ama şu anda koronavirüs diye bir gerçek var. Hiç kimse bunu inkar edemez. O gösteriye katılanlar içerisinde %20'sinin koronavirüse yakalanması demek hastanelerin dolması anlamına gelecek. Bu insanların ilaç alması anlamına gelecek. Bunların içerisinde bir kısmının ise yoğun bakıma kaldırılması anlamını taşıyor. Ben bu boyuttan bakıyorum. Onun için anlamsız buluyorum. Böyle bir gösteriye katılıyorsun. Evet, protesto ediyorsun. Özgürlük hakkın, yapabilirsin. Hükümetin tedbirlerini protesto edebilirsin ama maske takmadan polisle çatışarak böyle bir protesto, böyle bir hak arayışı olmaz. Şimdi insanlar orada birbirine bulaştırdılar. Yoksa komplo teorisi üzerinde uzmanlık yapmış olan kişilerin söylediklerinin bir kısmının doğru, bir kısmının yanlış ya da kökten yanlış falan demiyorum ben. Katılmıyorum. Katıldığım noktalar da var. Bu da benim hür, özgür iradem. Siz katılabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Onlar diyorlar ki korona morona yok. Ben var diyorum. Bu koronavirüsü birileri yaymıştır. Bu virüsü çıkarmıştır. Türkiye'de, dünyada, Almanya'da, başka yerlerde ekonomik anlamda bir değişim hedeflenmiştir. Buna ben bir şey diyemem. Ben bunun yorumunu başka bir videoda yaparım. Bu başka bir şey. Dünya değişiyor. Evet, değişiyor. İnsanları eve tıktılar. Evet, tıktılar. Bunları biliyorum. Ekonomiler alt üst oldu. Evet, oldu. Devletler, Almanya gibi süper güç bile şu anda gerçekten kıvranıyor. Ne kadar az sayıda insanı bundan hasarsız bir şekilde atlatırım diye çaba gösteriyor. Bunlar doğru, bunlarda bir şey yok. Ama koronavirüs yok diye ortaya çıkıp protesto etmek, maske takmamak doğru değil. Ben bunu söylüyorum. Yoksa koronavirüsün çıkışından Çin'den başlarız. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelinen noktayı, Almanya'da gelinen noktayı sizinle ben sabaha kadar tartışabilirim. Aşıyı tartışabiliriz. İlaç sanayini tartışabiliriz. Bu işin kimlere yaradığını tartışabiliriz. Bunlarda bir problem yok. Ama mevcut şartlar içerisinde koronavirüs yok deyip kendilerini sokağa atıp maske takmayan ve başkalarının hayatını da riske atanları doğru bulmuyorum. Berlin'de anlattım. Defalarca her gün anlatıyorum bak. Bir düğüne, 50 kişinin katılması gereken düğüne 1000 kişiyi davet ettiler. Bu düğüne katılanlardan yaklaşık 200 kişi korona oldu. İçlerinde hayatını kaybedenler var. Şimdi böyle bir tablo, somut bir tablo varken biz koronavirüs yok diyebilir miyiz? Bu bir oyun diyebilir miyiz? Arkadaş, oyun olsa bile insanlar hayatını kaybediyorsa bunun adı oyun falan değildir. Ölüyor insanlar, hayatını kaybediyor. Almanya'nın, Avusturya'nın, Hollanda'nın, Danimarka'nın, Belçika'nın, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya Türkiye, nereyi sayarsanız sayın, devletler aciz. Aciz. Bu hal, bu tablo ortadayken maske takmamak, koronavirüs yok demek, ortaya çıkmak doğru bir yaklaşım değil. Bu bir oyun. Kardeşim, ne oyunu? İnsanlar ölüyor. Hayatını kaybediyor. Düşünebiliyor musunuz? Sizin ailenizden bir kişi hayatını kaybetse siz koronavirüse oyun diyebilir misiniz? Global bir virüs dünyayı sarmış. İnsanoğlu aciz. Aşıyı bulunuyor. Aşıyı bulmak işi çözmeyecek ki. Aşıyı bulmak %60 oranında sizi koruyacak belki. O da büyük bir soru işareti var. Ama maske takmazsan sen yine koronavirüse yakalanacaksın. Bu kadar basit. Biz bunu söylüyoruz. Protesto gösterileri. Yapın kardeşim ama başkasına zarar vermeden, kendi sağlığınıza dahi zarar vermeden yapın bunu. Bunu anlatıyorum ben. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın dört bir yanı, bakın, Almanya ile beraber koronavirüse adeta esir olmuş vaziyette. Biz bunları söylerken sizleri korkutmak için söylemiyoruz. Tabloyu ortaya koyuyoruz. Önleminizi alın diyoruz. Kendinizi koruyun. Hiç kimse yoksa sizi korumaz. Ailenizi koruyun. Çoluk çocuğunuzu koruyun. Bunları anlatıyoruz. Bir şey söylediğimiz yok yani. Hepsi bu. Birileri kızıyor. Çok abartıyorsun. Ya kardeşim bak, insan ölüyor. İnsan. Almanya'da vaka sayıları 20.000'i geçti. Binlerce insan hayatını kaybetti. Fransa'da 50.000'leri geçti. Hollanda 10.000'leri geçti. Belçika'da, Brüksel'de hastaneler ağzına kadar doldu. Yoğun bakımlarda yatak yok. Avusturya ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Danimarka desen o da aynı. Hollanda desen, Hollanda hastalarının bir kısmını Almanya'ya gönderiyor. Belçika hastalarının bir kısmını Almanya'ya gönderiyor. Almanya'daki toplam yoğun bakım yatak sayısı 33.000. Şu anda 27.000 tanesi, bunların içerisinde yaklaşık 3.000 tanesi de koronavirüslü. Yataklar doldu. 5-6.000 boş yoğun bakım yatağı var. Almanya Sağlık Bakanı açıkladı. Dedi ki biz, dedi, 6.000 yoğun bakım hastasını kaldırabiliriz. Ama 6.000'in üzerindeki yoğun bakım hastasını kaldırmamız mümkün değil. Şunu söylüyor. Bakan söyleyemiyor, ben söyleyeyim. Almanya Sağlık Bakanı söyleyemiyor, ben söylüyorum. Almanya sağlık sistemi çöker. Türkçesi bu. Almanya sağlık sistemi 6.000'in üzerinde yoğun bakım hastası koronavirüsle ilgili olursa çökecek. Bunun önlemi alınıyor. Onun için 4 haftalık karantina, yasaklar başladı. Birileri kalkmış diyor ki yok kardeşim, diyor, öyle bir şey. Ya kardeşim, yoğun bakımda yatan insanlar entübe olmuş, yani makinelerle nefes almaya çalışan, tavanı izleyen insanlar oyun mu? Bunu kabul etmek mümkün değil. Yoksa kimin ne gösterisi yaptığı hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Hukuk kuralları içerisinde, demokratik hakkını özgürlük çerçevesi içerisinde kullanabilir. Özgürlük de başkasının özgürlüğüne müdahale etmediğin sürece vardır. Ama sen orada başkasının özgürlüğüne müdahale ediyorsun. Koronavirüsü bulaştırıyorsun. Maske takmıyorsun. Sosyal mesafeyi korumuyorsun. Bu mudur özgürlük? Ben koronavirüslüyüm, öbürü koronavirüslü. Gidin başkalarına bulaştırın. Olacak iş mi? Bu insanlar o gösteriye katıldı. Otobüslere bindi, taksilere bindi, metrobüslere bindi, metrolara bindi. Ne olacak peki? Soruyorum size. Ne olacak? Bu insanların başkalarının sağlıklarıyla oynamaya hakkı var mı? Yoksa kimsenin hani gösterisine falan bir şey dediğimiz yok. Böyle bir şey söz konusu dahi değil.